Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere eski sevgili olan Aslı Enver ve Murat Boz çifti hakkında, ilişkileri hakkında bilgiler vereceğiz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Aslı Enver ve Murat Boz ilişkisi nasıl başladı ve nasıl bitti? Aslı Enver, eski sevgilisi Murat Boz'un fan hesabına hala takip ettiği iddiaları ortaya atılmıştı. Bu olayla tekrar gündem olan Aslı Enver ve Murat Boz'un ilişkisini daha yakından inceleyeceğiz. Bakalım ilişkileri nasıl başlamış ve nasıl sonlanmış. Her şey ilk başta O Ses Türkiye'nin yılbaşı gecesinde başlamıştı. O Ses Türkiye'nin adetini bilmeyen yoktur. Her yılbaşı gecesi yarışmaya ünlüler davet edilir ve hünerlerini ve şarkılarını söylerler. 2016 tarihinde yarışmacı olarak katılan ünlülerin arasında Aslı Enver de vardı. Aslı Enver şarkısını söylemesinin ardından Murat Boz'la olan bakışmaları, birlikte şarkı söylemeleri çok dikkat çekmişti. İkilinin arasında aşk olabileceği dedikoduları hızla yayılmıştı. Yarışmadan sonra Aslı Enver ve Murat Boz görüşmeye başlamıştı. Çok geçmedi ki ikilinin ilişkisinin olduğu haberleri çıkmaya başladı. Aslı Enver ve Murat Boz çifti de bunu yalanlamadı ve sosyal medya hesaplarından minik bir kalple fotoğraflarını paylaştılar. İkili ile ilgili bir sürü yorum yapıldı. Ama hiç şüphesiz birçok kişi çifti birbirine çok yakıştırmıştı. 1,5 yıl sonra büyü bozulmaya başladı. Murat Boz'un arkadaşı Eser Yenenler'in evinde Bahar Candan ile yakınlaştığı dedikoduları yayılınca çiftin arasında gerilim yaşanmaya başladı ve sonuçta ayrılık oldu. Murat ve Aslı her ne kadar ilişkilerinin bu olay yüzünden bitmediğini söyleseler de bazıları bu duruma inanmadı. Söylenenlere göre bu olaydan sonra Murat Boz Aslı Enver'in kalbini geri kazanmak için bir hayli uğraştı ve müjde sonunda ikili tekrar birlikte olmaya başladı. Aslı ve Murat çifti bu kez evlilik konuşmaya başlamıştı. Fakat ikinci kez İlişkilerini denemelerine rağmen ilişkileri bu kez de ayrılıkla sonuçlandı. İddialara göre de Aslı Enver istemesine rağmen Murat Boz evliliğe sıcak bakmıyordu. Böylece ayrılmaya karar vermişlerdi. Murat Boz ise ayrılıklarını "çok yorulduk" şeklinde yorumlamıştı. Bu kez iş ciddiydi. Çift 2 senedir ayrı olarak hayatlarına devam etti. Son günlerde ise Murat Boz ve Aslı Enver'in adı yine bir arada anılmaya başladı. Söylenenlere göre Aslı Enver, Murat Boz'un fan sayfasını takibe almıştı. Fakat sonra bu takibin yanlışlıkla yapıldığı söylendi. Aslı Enver de hemen takibi geri aldı. Yanlış takip olayından sonra ise Murat Boz'dan bir hamle geldi. Instagram'dan kendi fotoğrafını hikaye olarak paylaşan Murat Boz, bir hayli manidar sözler paylaştı. Murat Boz'un hikayesinde "ben yine bekledim seni, en iyi ben özledim seni, gözü al yollarımı" sözleri yazıyordu. Ama bu Aslı Enver'e gönderme değil de ne? Bakalım ilerleyen zamanlarda neler olacak? İkilinin hayranları ikisinin de hayatında uzun süredir kimsenin olmadığını bildiği için onlardan birbirlerine bir şans daha vermelerini istemişti. Ancak bu durum gerçekleşmedi ve ikili de başka kişilerle anılmaya başladı. Hatta Aslı Enver'in ilişkileri de oldu bu süre zarfında ve onlar da ayrılıkla sonuçlandı. Murat Boz'un da son dönemlerde Tuğba Büyüküstün'le adı anılmaya başlandı. Ancak bu ilişkinin de olup olmadığı ve aralarında bir şey olup olmadığı henüz bilinmemektedir. Zeytin Ağacı dizisinde oynadıkları rol nedeniyle yakıştırıldıkları düşünülmektedir. Bu eski aşklar hakkında da bilgiler verdik.
Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazla videoyla tekrar karşınızda olmaya çalışacağız. Şimdilik görüşmek üzere.